milletin parası olduğunu hatırlatarak ayağının yorganına göre uzat fehvasınca böyle bir statüye girersek fevkalade bir şey olur. Beklediğimiz de Türk futboludur. Türk futbolunun. Ayrıca şunu da söyleyip izliyorlar ise özellikle istirham ediyorum şu Trabzonspor taraftarları. Ne olur 90 dakika mücadele versinler. Bağırıp çağırsınlar. Slogan atsınlar. Bilmem ne yapsınlar. Yani bir gol oluyor. Alkışlıyorlar. İki dakika sonra herkes çay kahve içmeye kalkıyor. Ya genç enerjik bir şeysin. Yani stadı inletmek lazım. Bak ben geç bu son Beşiktaş maçına gittim İstanbul'a. Adamlar kartal gibi o seyirciyle, o stratejiyle senin üzerine gidiyorlar. Ama buna rağmen nefis maç çıkarttı. Ben de istiyorum diğer takımlar da Trabzon'un bu seyircisinin yanında biraz tedirgin olsunlar. Bezansa. Beni beklediğim odur. Güzel bir maç olsun. Ama ilerisi bizim için aydınlık. Bir soru daha sorayım size. Balıkesir maçını Başkan Ahmet Ağoğlu'yla beraber evet. izlediniz. Güzel görüntüler evet. verdiniz. Ahmet Ağoğlu yönetimini nasıl buluyorsunuz? Başarılı mı? Yaptığı ya politikası şimdi, nasıl? Ya kurban olayım sana. Adam seçilir ne kadar oldun? Aşağı yukarı 10 ay, 11 ay. Şimdi onu bir tartışacağız. Şu anda iyi gidiyor. Ama şımarmamaları lazım. Gruplaşmamaları lazım. Nice yönetimler gördük. 6 ay sonunda, 1 sene sonunda istifa edenler ayrı kafacak. Öyle değil. Ekip işi bu. Beraber yürüdük bir yolda deniyor ya bugün. Burada da yönetimle seçildikten sonra artık eteklerinde taşları herkes bırakmalı. Yani dememeli ki bu yönetim başarısız olsun benim dediğim olsun. Öyle. O haindir, ajandır. Sen, ben, hepimiz grup oluruz. Kongreye gideriz. Kongre seçene kadar tarafımızı tutarız veya da diğerlerini. Seçildikten sonra onlara destek vermek boynumuzun borcudur. Trabzon'dan beklenen de bu. Yoksa bunun dışında yani şu anda iyi gidiyor. Ama hani söylenir ki Yunus sözün doğru söyle. Seni siyaya çekip bir Molla Kasım gelir. Şimdi de doğru dürüst harcama yapsınlar. Doğru dürüst takımı yönetsinler. Kimse el altından o futbolcuyu şımartayım, o tarafa satayım. Aldığımız futbolcu da belli değil. 15-20 tane futbolcu hala alacak. Bu nasıl bir kulüp, nasıl bir yönetim? Onun için ibret aynasında seyredelim. Bunları da destekleyelim. Başka Trabzonspor yok. Bu doğrultuda benim beklentim odur yani. Ama dediğim gibi yani Avrupa kupalarına katılacak bir pozisyon. Neresi olsa olsun. Anlatabildim mi? İlk beşe gir ve hatta kupayı al bilmem ne yap. Yani benim istediğim o. Çünkü arkadan bir şey geliyor. Bak az önce Ali Kemal'le, Serdar'la, diğerleriyle üstüm be. Bu çocukların dönemi neydi? Efsane. Ha. O çocuklar bu mahallede, Faroz'da, Kemerkaya'da bilmem, Kavak Meydanı'nda yetişmiş çocuklar. Bu arkadan gelenler de bunlardı. 15-20 tane bunlar. Bir de bunlarla beraber Türkiye genelinde sırtında 61 yazan çocuklar. Onlarla beraber toparsan geleceğin milli takımının da temel iskeletini bu çocuklar temin edecek. Onun için uzun bakmak lazım, umutlu olmak lazım. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Usta Gazeteci Sadık Albayrak bizimleydi. Şu anda Trabzonspor Medikal Park Akya Stadyumu'ndan aktaracaklarımız bu kadar.